Zafer. Şadiye neredesin sen? Evden çıkıp gitmişsin. Bir de not bırakmışsın babam günlere gidiyorum diye. Sen öyle bir anda çıkıp gidince evden ben de tabii bir başıma korktum. Ablama da gidemedim zaten. Hemen gelip alıyorum seni. Zafer bir sakin ol ya. Bak şimdi ben böyle oturup mantıklı düşününce ablama çok ayıp ettiğimi düşündüm. Yani böyle onu ezmiş geçmiş gibi falan hissettim kendimi. Şimdi ablama geldim bu yüzden. Buradayım yani. Bunu haber vermek için aradım seni. Ay ablam hemen yumuşadı ama. Ha. Ya kızım ablan yumuşasa ne olur, yumuşamasa ne olur ya? Sen vaz mı geçtin evlenmekten yoksa? Onu mu demeye çalışıyorsun? Ne alakası var Zafer ya? Bir dinle. Bak şimdi sen yarın beni babamdan değil ablamdan gelip alıyorsun. Ablam zaten buradan gelin çıkmamı istiyor. Ya içeride Deniz abla gelinlik bakıyor ya. Ya kızım biz bir alt tarafa gidip kendi başımıza imza atıp gelecektik ya. Ya bu kadar tantanaya gerek var mı Şadiye? Bu kadar çocuğuna gerek var mıydı? Zafer sen beni istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. İyi. O zaman yarın gelip beni buradan alırsın işte. Tamam. Şey içeriden çağırıyorlar beni hadi. Kapatıyorum ben. Curcuna diyor ya. Curcunaymışmış. Evleniyoruz biz be. Curcunaymış. Ablam bir de fazla geldi şimdi de. Abi bana bir telefonla versene. Allah'ım iyi bir haber olsun. Kim? Ne olur iyi bir haber olsun, iyi bir haber olsun lütfen. Lütfen Sermet, Sermet. Aç aç hadi. Alo. Alo Nari. Fırat. Fırat. Fırat iyi misin? Sen misin gerçekten? Ay bulunmuş mu? Fırat neredesin? İyiyim bir sorun yok. Abimle birlikteyim zaten. Ben seninle konuşmak istiyorum ya. Zamanı versene. Narin. Benim Sermet. Önemli bir mevzu değil. Hırsızlık olayı. Gasp etmişler bunları. Arabalarını falan alınca bunlar yaya kalmışlar. Ben de geldim aldım. Yarın konuşuruz. Allah Allah. Başlarından savdılar resmen ya. Ne olmuş? Ya ne bileyim anlamadım. Gasp, masp, soygun bir şeyler söylediler. Hiçbir şey anlamadım ki. Ya tamam. Sen sesini duydun mu? Duydun iyi. Tam uzatma. Şu suyumu versene Şahane'ye. Tamam iyiymiş işte. Of. Of! Beni bu kadar üzebildiği için nefret ediyorum kendimden. Gerçekten. Onun için bu kadar korktuğum için nefret ediyorum kendimden. Sesini duyduğumda bu kadar sevindiğim için nefret ediyorum kendimden. Etme. Sen o adama 12 yaşından beri aşıksın. Etme. Hırpalama kendini bu kadar. Ablacığım, bak iyi işte. Ya kötü haberini alsaydın, ha? Birader, kızları bu mevzudan uzak tutacağız. Sebep? Önce bir Sinan'la işimizi çözelim. Hadi. Buyur abi. Jandarmayı ara. Komutanla konuş. Komutanım şahısları bulduk. Ufak bir yanlış anlaşılma var dersin. Mevzunun üzerini kapatın. Konuyu kapatacak falan değil. Önce Uyit'e birkaç soru soracağım. Ondan sonra tıpış tıpış gidip her şeyi anlatacak. Ondan sonra bir 40 yıl yiyip oturacak aşağı. Tamam, tamam. Bu kızın yanında. Tamam, iyiymiş. Allah daha iyi etsin, benden ırak olsun. Bu konu kapandı artık. Bir saniye daha fazla kafamı işgal edemeyeceksin Fırat Kazan. Kesin bir iş çeviriyor bunlar. Yok gasp olmuş, masp olmuş falan. Ben de yedim he. Arabayı almışlar da dağ başında kalmış da. Ne çeviriyor olabilirler ki? Ne diyorsun? Yani bilmiyorum da. Gasp edilen insanın telefonu niye bulunsun ya atılmış olarak? Ayrıca bunlar dün öğleden beri neredeler? Niye yoklar ortalıkta? Gasp olsa hemen ortaya çıkardı. Anlamadım yani. Dur bakalım gelsinler anlarız. Kafa kalmadı ya. Ben bir ırmağa haber vereyim.
Ya kötü bir şey olsa zaten haberi gelirdi. Edip de tam ortadan kaybolacak zamanı buldu yani. O benim yüzümden öyle yapıyor. Ben buradayım ya. Can saçmalama. Gelir birazdan. Benim derdim bana yetiyor. Burada elim kolum bağlı Fırat'tan haber beklemek yeterince zor. Sizin bu böyle ergen ergen triplerinize gerçekten katlanamayacağım yani. Alo Deniz. Neredesin kızım sen? Kaç saattir? Bir sakin ol önce. Fırat bulunmuş. Bulundu mu? Yaşıyor değil mi Deniz? Bak Deniz, eğer bana öldüğünü alıştıra alıştıra söyleyeceksen, bak öyle bir şey yapacaksan eğer bu... Yok canım, yok. Yaşıyor. Sana rağmen yaşıyor. Öldüremedin çocuğu. Soygun mu ne olmuş? Bir şey olmuş. Sermet'le birliktelermiş. Geliyorlarmış işte. Fırat'la da konuştuk. Sesini de duyduk. İyi, tamam. Soyulmuşlar mı? Nasıl yani? İki arabada mı? Sinan neredeymiş? Adamları neredeymiş? Boşuna mı tuttuk onları yani Fırat'ı korusunlar diye? Hay Allah'ım. Neyse, ciddi bir şey yok ya. Akıllarına gelmemiş mi bizim onları merak ettiğimiz? Yani bize haber vermeyi düşünmemişler mi hiç? Bilmiyorum hayatım. Bu kadar merak ediyorsan ara kendin sor. Bana bak. Ben bu akşam nerede kalacağım? Merak etme beni, tamam mı? Allah Allah. Nereden icap etti bu kadar şeyin arasında? Şadiye'nin nikahı var. Benim işlerim var. Öyle oldu da böyle oldu işte. Kalıyorum, uzatma. Bak, yarın saat 1'de Katıköy Evlendirme Dairesi'nde olacaksın. Gelmezsen buluşuruz ona göre. Ablacığım sen başka insanların işleriyle uğraşmaktan vazgeçip biraz da kendi işlerine ilgilensen. Bak Can burada bekliyor saatlerdir. Tek başına bırakacak mısın onu burada? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum yani. O hala mı orada? Ay anlamıyorum yani. İyileşti işte. Kalksın gitsin canım. Allah Allah. Neyse hadi işim var benim, kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Ne oldu? Can hala oradaymış. Ne bileyim ben gider sanıyordum. Yani umuyordum. İyileşti. Toparladık işte git hadi. Ne yapayım ben daha? Nikahtan kaçtım ben daha. Ne yapayım? Gitsin ya. Fırat'ı bulmuşlar herhalde. Deniz'i de gelmiyor değil mi? Şadiye'nin düğün işleri mi ne varmış? Narin'le onunla uğraşıyorlarmış. Canlı muhakkak yarın gelin dedi. Tamam ya ben anlayacağım, anladım. Ben eve gidiyorum. Sen ara onu. Rahat rahat gelsin eve de. Can gittiler. Bak Can. Deniz de çok üzüldü olanlara. Ya, biraz zaman ver. Her şey düzelir. İnan bana. Bırak kız kafasını dağıtsın biraz. Hem Deniz'i biliyorsun. Merhametlidir. Yardımseverdir. Üzerine vazife olmayan bir sürü şeyi kendine dert eder. Şimdi de Şadiye'ye takmış yani. Nikah da yarın akşam zaten. Bir gece olmayacak burada. Ya sağ ol da yani. Uğraşmanın bir manası yok. Sen de boşuna çabalama artık. İyi tamam git. Kendi ellerinle at denize o mafya bozuntusunun kucağına. Bir şey mi biliyorsun sen? Ha? Deniz kapıldı o adama Can. Ben duygularının bir an bile gerçek olduğuna inanmıyorum. Bu onun için bir macera, bir eğlence. Tamamen bir oyun gibi bakıyor şu anda olaya. Ama olaylar ilerlerse başı çok büyük belaya girecek. Onu görmüyor şu anda tabii. Aklı beş karış havada. Ama o adam Deniz'in canını çok fena yakacak. Çok zarar verecek ona. Yarın öbür gün aralarında bir şey olursa Deniz suç ortağı sayılabilir. Saçma sapan bir olay olduğunda bir kurşuna hedef olabilir Can. Sen bunu istiyor musun? Bunun olmasını istiyor musun Deniz'e? Deniz'i o adamdan koruyabilecek tek kişi sensin. Bak vazgeçme Deniz'den. Kal burada. Sen burada olduğun sürece o adam Deniz'in yanına yaklaşamaz. Eğer ablamı seviyorsan gururunu bir kenara bırak. O adamdan ablamı kurtarmanın tek yolu sensin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.